Sadece 3 kişi mi? Başka katılmak isteyen yok mu yani? Elif, Cenk ve Burcu dışında kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen başka hiç kimse yok mu? Şaşırttınız beni doğrusu çocuklar. Kazanan ödül var mı öğretmenim? Aşk olsun ama. Girişteki afişi okumadınız mı? Kazanana bilgisayar ve kitap seti hediyesi var. Ya. Bilgisayar mı? Nasıl bilgisayar öğretmenim? Çok güzel bir bilgisayar. Kompozisyonu yarın getirsek olur mu öğretmenim? Bugün son gün. Hepsini idareye teslim etmem lazım. Ya. Ama öğretmenim ödül olduğunu bilmiyorduk ki. Ben size afişi dikkatli okuyun demiştim, değil mi? Öğretmeninizi dinlemezseniz böyle üzülürsünüz. Hadi bakalım artık dersimize başlayalım. Herkes sayfa 12'yi açsın. Öğretmenim. Efendim Nisan. Ben de yarışmaya katılmak istiyorum. Getir bakalım. Niye daha önce getirmedin kızım? Çok beğenmedim öğretmenim. Beğenmiyorsan niye veriyorsun ki? Hediyeler için mi? İsteyen herkes yarışmaya katılabilir Elif'ciğim. Hem Nisan çok yetenekli bir arkadaşınız. Ben çok güzel yazdığından da eminim. Geç bakalım yerine. Öğretmenim, Elif arkadaşımız haklı. Beğenmediğim bir şeyle yarışmaya katılmamalıyım. Bu derste yeni bir kompozisyon yazmak istiyorum, olur mu? Olur. O zaman biz ders işlerken sen kompozisyonu yazabilirsin. Hatta başka katılmak isteyen arkadaşlarınız varsa onlar da yazabilirler. Teşekkür ederiz öğretmenim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturabilirsiniz. Bugün size çok güzel bir haberim var. Okulumuzda yapılan kompozisyon yarışmasını bizim sınıfımızdan bir arkadaşınız kazandı. Kimmiş öğretmenim? Elif mi? Nisan. Tebrik ederim seni. Gel bakalım. Hadi alkışlayalım arkadaşımızı. Haftaya cuma öğlen okulumuzda ödül töreni olacak. Annene mutlaka haber ver, tamam mı? Annem işten izin alamaz öğretmenim. Ben ödülümü gösterip ona sürpriz yaparım. Peki o zaman ben senin fotoğraflarını çekerim. Sonra da annene gösteririz, tamam mı? Olur öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım geç yerine. Herkes defterlerini çıkarsın. Baban gelir belki. Ben senin yerinde olsam bütün akrabalarımı söylerdim. Hepsi gelirdi. Şimdi de ikinci olan öğrencimiz geliyor. 1C sınıfından Ela Aldemir. Aferin sana. Hediyen yaz kampı. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, üçüncü ve ikinciyi açıkladık. Sıra geldi birinciye. Bu senenin kompozisyon yarışmasının kazananı 1E sınıfından Nisan Çeşmeli. Gel bakalım. Gel bakalım. Tebrik ederim Nisan'cığım. Hediyen de bilgisayar ve kitap seti. Güle güle kullan. Şimdi de ödül kazanan kompozisyonunu Nisan'ın kendisinden dinleyeceğiz.
Ver bakalım, kenara koyalım. Kompozisyonumun adı Anneler Hep Gülsün. Çocuk üzüldüğünde dünyada çok kötü şeyler olur. Örneğin savaşlar, açlık, depremler, kazalar. O yüzden çocukların hiç üzülmemesi, hep sevinmesi gerekir. Çünkü çocuklar sevindiğinde güneş açar. Kediler miyavlar. Köpekler kuyruklarını sallar. Ve kuşlar şarkı söyler. Dedesiyim ben, torunum benim. Ben en çok annem üzüldüğünde üzülürüm. Kardeşime sordum. O da en çok annem üzüldüğünde üzülüyormuş. Bence dünyanın barış ve sevgi dolu güzel bir gezegen olması için annelerin hep gülmesi gerekir. Çünkü onlar gülünce çocuklar mutlu olur. Kuşlar şarkı söyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.